denklemler açısından önemli bir haftayı geride bıraktık. Mayıs ayının son işlem günü, Cuma günü gerçekleşti. Birçok emtialarda beklenmedik fiyat hareketleri de oluştu. Özellikle petrol tarafında, Brent petrol tarafında uzun zamandan beri geçirilemeyen 36,5 seviyesi haftanın son işlem ve ayın son işlem gününde geçirmeyi başardı. Biliyorsunuz Brent petrolde daha önce Mart ayında, Nisan ayında ve Mayıs ayı içerisinde 36,5 seviyesinin önemli olduğunu belirtmiştik ve burası bu seviye test edilmişti. Fakat geçmeyi bir türlü başaramamıştı. Fakat ekonomilerde yaşanan iyimserlik, beklentilerdeki toparlanma petrol fiyatlarında da bu seviyenin geçilmesine yol açtı. Bu seviyenin geçilmesi petrol açısından önemli çünkü bu de artık petrolde bir taban oluşumunun gerçekleştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 36,5 seviyesinin geçilmesiyle beraber 22,80 36,5 seviyesinin bir dip kanalı taban oluşumu olduğunu teyit ettiğini söyleyebiliriz. Bu açıdan bu hafta petrol fiyatlarında yukarı yönlü ivmelenme devam edecektir. 40 seviyelerine doğru bir hareket izleyebiliriz. Fakat tabii ki çok hızlı bir toparlanmanın gerçekleşeceğini söylemek zor. Çünkü hala küresel büyümeye yönelik endişeler var. Evet, ekonomiler açılıyor. Fakat hala talep tarafının yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Altın tarafında ise bir süreden beri devam eden yükselen trend vardı. Zaten yayınlarda da bunu sıklıkla paylaşıyorduk. Yatırımcılara özellikle söylediğim benim 1697 seviyesi önemli. Geçtiğimiz hafta bu seviyenin altına geçmiş geçse bile altına kapanış gerçekleştirmedi ve buradan yukarıya doğru tekrar ivmelendi. Bu hafta içerisinde özellikle 1742 seviyesi önemli. Bu seviyenin geçilmesi halinde 1760 seviyelerine doğru bir toparlanma görebiliriz. Ama altında şu anda riskten kaçınma güdüsü nedeniyle altına yönelik talep yüksek ve yükselen trend eğilimi de devam ediyor. Tabii ki hareketlerde bir yavaşlama var. Tekrar yatay kanalın için biraz daha yatay yukarı kanalın içerisine dönmüş durumda. Ama talep hala yukarıda. Burada belirttiğim seviyeleri izlemeye devam ediyoruz. Gram altın birazcık daha farklı çünkü dolar-TL paritesinde yaşanan geri çekilmeyle beraber altın gram fiyatında da bir düşüş yaşandı. Fakat burada ons altındaki toparlanmayla beraber bir yatay banttan söz edebiliriz. Açıkçası ben hızlı bir şekilde yukarı tekrar zirvelerin geçileceğini çok fazla beklemiyorum. Yatay bir bantta devam etmesini bekleyebiliriz. Kıymetli madenlerde ise özellikle gümüş ve platin de bir miktar toparlanma var. Çünkü küresel büyümeye yönelik endişeler azaldıkça burada ekonomiler açıldıkça buradaki toparlanma da devam ediyor. Çünkü hem gümüş hem platin hem paladyum gibi emtialar aynı zamanda endüstriyel alanlarda da kullanılan ürünler. O yüzden de üretimin artacağı, tekrar üretimin canlanacağı beklentisi buradaki kıymetli madenlere yönelik talebin de artmasına neden oluyor. Fakat gümüşü buradan ayırmak lazım. Gümüş özellikle altınla beraber riskten kaçınma güdüsü de var. Tabii bunun da etkili olduğunu görüyoruz ve gümüşteki toparlanmanın daha yüksek olduğunu görüyoruz. 17-62 seviyesinin geçilmesiyle beraber burada 18-18 seviyelerine doğru bir kanal oluşturdu. Buraya doğru bir hareketlenme görebiliriz bu hafta içerisinde. Eğer burası geçilirse 18-73 seviyeleri de görülebilir. Tarım emtiaları ise ekonomilerin tekrar canlanmasıyla beraber, açılacağı beklentisiyle beraber kendi iç dinamiklerine dönmeye başladı. Buğdayda gelen üretim tahminlerindeki artış fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. Yükselen kanal hala devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bu kanalın altına geçmiş olsa bile tekrar üzerinde kapanmayı başardı. Fakat buradaki üretim beklentileri halen önemli. Üretimin yüksek olmuş olması burada fiyatları baskılayan bir unsur. Mısır ve şeker ise daha çok petrol fiyatlarıyla beraber takip ediyoruz. Çünkü bu mısır ve şeker gibi emtialar aynı zamanda etanol üretiminde de kullanılan ürünler, endüstriyel alanda kullanılan ürünler. Bu yüzden de petrol fiyatlarını çok yakından takip ediyorlar. Petrol fiyatlarındaki toparlanma mısır ve şeker fiyatlarında da toparlanmayı beraberinde getirdi. Bu hafta da tekrar petrol fiyatlarını yakından takip edecektir. Yakın korele gidecektir bu emtialar. Pamukta ise özellikle Çin tarafını yakından takip ediyoruz. Çin dünyanın en büyük pamuk ithalatçısı ve en büyük pamuk tüketicisi.
Buradaki gelen alımlar, Çin'in yapmış olduğu ithalat alım rakamları önemli. Burada bir miktar Çin ekonomisinin açılmasıyla beraber bir toparlanma yaşandı fakat 58-93 seviyeleri geçilemedi. Burasının iki defa denenmesine rağmen geçilemeyince tekrar bir kar satışları geldi. Burada yaklaşık 56-90 seviyesini takip ediyoruz. 56-90 seviyesi üzerinde kalmayı başarabilirse tekrar 58-93-59 seviyelerine doğru bir canlanma olabilir. Tabii buradan Çin tarafından gelecek veriler de önemli olacaktır. Bu hafta gözler dediğim gibi özellikle petrolde olacak. 36,5 seviyesinin geçilmesi petrolde biraz daha 40'lı seviyelere doğru bir hareket gösterebilir. Bu hafta petrolün daha fazla konuşulduğu, özellikle stok verilerinin yakından takip edildiği bir hafta görebiliriz. Herkese iyi haftalar diliyorum.